Avukatların maruz kaldığı şiddet olaylarına yönelik çözüm önerileriniz nelerdir? Ve bu konuda bakanlığa önerilerde bulundunuz mu? Evet. Avukata yönelik artan şiddet ne yazık ki son günlerde hep gündemimizde. 2 yıl boyunca gerek Tekirdağ'da gerek Tekirdağ dışındaki yerlerde de avukata dönük çok ciddi şiddet olayları yaşandı. En son geçtiğimiz hafta Çanakkale'de bir meslektaşımız çocuk teslimi sırasında karşı taraf tarafından kasten araba üzerine sürülmek suretiyle darp edildi, yaralandı ve meslektaşımız ciddi bir hayati tehlike atlattı. Bu avukatlığın ne yazık ki kötü yüzü. Meslektaşlarımız olayın tarafı gibi gözüküyor. Ancak biz bunu reddediyoruz. Biz davaların tarafı değiliz. Boşanan taraf değiliz. Alacaklı taraf değiliz. Biz vekiliz. Vekili görevimizi yerine getirmekteyiz. Bu açıdan aslında toplumsal bir bilincin oluşması yönünde bizlere olduğu kadar basınımıza da çok ciddi bir görev düşüyor. Önemli bir görev düşüyor. Burada avukata dönük şiddetin sona ermesi gerekir. Tıpkı doktorlara, hekimlere dönük şiddeti nasıl çok ciddi bir toplumsal konu oldu ve Türkiye'de bu konu konuşuldu. Ancak avukata dönük şiddet ne yazık ki gerektiği kadar ilgi duymuyor. Biz avukata dönük şiddete yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürdük. Meslektaşlarımızın her zaman yanında olduk. Onların her zaman bu konuda yaşadığı sıkıntılarda bizzat yanlarında da bulundum süreçler boyunca. Yine bu süreçlerin sonunda şunu gördük ki aslında burada bir avukata dönük bir toplumsal bakış sorunu var. Bu birincisi. İkincisi de Türk Ceza Kanunu'nda buna yönelik özel hükümler olmasına karşın zaman zaman bunların yorum yoluyla bertaraf edilmesi karşısında gerçekten sorumlular ağır cezalar alamıyorlar. Almamaların neticesinde bir cezasızlık algısı oluşuyor toplumda da. Yani avukata yapılan bir şiddetin cezasız kalabileceği düşünülüyor. Halbuki yasamız açık. Avukata görevi başında bir müdahalede bulunan kişinin aynı hakime yapmış gibi kabul edildiği bir yasamızda hüküm var. Ancak bu zaman zaman yorum yoluyla dediğim gibi esnetiliyor. Meslektaşlarımızın uğradığı şiddet yok farz ediliyor. Bununla ilgili biz diyoruz ki çalışmamız tam olarak da şöyle. Bunu aynı zamanda yargı paketlerinde de sunduk hükümetimize. Dedik ki burada avukatların Türk Ceza Kanunu'nda özel bir koruma getirecek hükmü gerekmektedir. Veyahut da bir ağırlaştırıcı sebep gerekmektedir. Bunun ciddiyetle ele alınması gerekiyor. Çünkü bugün hemen hemen her gün avukat Türkiye'nin bir yerinde avukatlar darp ediliyorlar. Mesleğini yaparken engellemelerle karşılaşıyorlar. Bu gerçekten çok üzücü. Çünkü aslında bir hak arama hürriyetinin de engellenmesi neticesi doğuruyor bu. Bu yönüyle aslında avukatların sorunu gibi gözükse de aslında geri planda toplumun bir sorunu bu. Bu toplumsal bir sorun, vatandaşın sorunu olduğunu anlatmak lazım. Biz bunu anlatmaya devam edeceğiz. Yine bu soru için de çok teşekkür ederim. Bizim bu konudaki fikirlerimizi sunma imkanı tanıdınız.